Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Bitcoin ETF başvurularının onaylandıktan sonraki ilk videosu. Tarihe de geçsin bu video. Çünkü gerçek anlamda kripto piyasaları için dünyadaki en önemli olaylardan biri bugün gerçekleşti arkadaşlar. 2023 yılının sonunda arkadaşlar şöyle bir şey paylaşmıştım. Ocak ayında olacak şeyler diye. Birincisi Bitcoin ETF başvurusu onaylanacak. 2. Startnet airdrop'u gelecek. 3. Ethereum 2500 doları geçecek diye. Buradaki paylaşımda arkadaşlar birinci seçenek gerçekleşti. Üçüncü seçenek de gerçekleşti arkadaşlar. An itibariyle Ethereum 2634 dolar, 2100-2200 dolarlardan bir anda buraya fırladı. Neden fırladığını anlatacağım zaten bu videoda sizlere. Onun dışında son olarak da Starknet airdrop'unu bekliyoruz. Ben Ocak ayının sonuna doğru umarım gelir diye düşünüyorum. Bakalım böyle olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin ETF'i onaylandı. Herkes şeyi soruyor ya, neden Bitcoin fiyatı bir anda 50.000 60.000 falan olmadı? Çünkü arkadaşlar şuradaki bu fiyat artışı zaten beklentinin getirmiş olduğu bir fiyat artışıydı. Yani Bitcoin ETF başvurusu %99.9 oranında zaten onaylanacaktı. Herkes böyle bir beklenti içerisinde zaten Bitcoin'leri almaya başlamıştı. Bitcoin'in son 1-2 ay içerisinde 30.000 dolarlardan 45-46.000 dolara kadar hızlı yükselmesinin sebebi buydu arkadaşlar. Buradaki bu Bitcoin ETF'i onaylandıktan sonra da hemen hızlı artma. Çünkü arkadaşlar daha alımlar vesaire başlamadı. Buradaki alımlar yavaş yavaş başladıkça önümüzdeki 3 ile 6 ay içerisinde güzel artışlar vesaire de göreceğiz Bitcoin'de. Peki Ethereum neden fırladı derseniz arkadaşlar onun da sebebi işte bakın şuradaki bu görüntü. Şimdi Bitcoin ETF başvurularının haberi bile Bitcoin ne kadar yükseltti gördünüz. Şimdi arkadaşlar sırada da Ethereum ETF başvuruları var. Ethereum ETF için hangi şirketler başvuru yapmış? Burada görüyorsunuz. VanEck, 21 Shares, Hashdex, Grayscale, Invesco, bir de arkadaşlar BlackRock. Şimdi buradaki bu şirketlerin hepsi zaten otomatik olarak Bitcoin ETF için de başvuru yapmıştı. Şimdi bunlar arkadaşlar bir de Ethereum ETF için başvuru yapacak. Ethereum ETF'inin son final deadline'ı nedir? Yani SEC'in %100 bir karar vermesi gerektirecek olan deadline nedir derseniz o da arkadaşlar Mayıs ayının 23'ü. Yani önümüzdeki 4-5 ay içerisinde kesinlikle bir cevap gelecek oradan. Bu önümüzdeki 4-5 ay içerisinde de Ethereum ETF başvurusunun onaylanma ihtimalinin yükselmesiyle beraber Ethereum'un fiyatının da yükseleceğini göreceğiz arkadaşlar. Tabi buradaki bu yükseliş sadece Ethereum ile kalmayacak. Ethereum'un Layer 2 ağlarını da etkileyecek. Sizlere şunu göstermek istiyorum. Ethereum'un çok çok beklenen bir güncellemesi var. Bu güncelleme ile Layer 2 ağlarındaki fee ücretlerinin 10 kat ile 100 kat arasında bir düşüşe sahip olabileceğini planlıyor Ethereum. Peki bu güncelleme ne zaman gelecek derseniz 17'sinde direkt testnet'e giriyor bu güncelleme. 31'inde diğer bir testnet olacak. Şubat'ın 7'sinde de en son testnet'i gerçekleşecek. Çünkü Ethereum ağında biliyorsunuz her şey böyle defalarca test ediliyor ki herhangi bir sıkıntı vesaire çıkmasın. Tüm bu testnetlerden sonra herhangi bir sıkıntı vesaire çıkmazsa büyük ihtimalle arkadaşlar Şubat ayının sonu Mart ayının başında bu güncelleme mainnet'e geçmiş olacak. Mainnet'e geçtikten sonra da Ethereum fiyatı ve bunun dışında Layer 2 fiyatlarının da çok çok hızlı yükseleceğini göreceğiz arkadaşlar. Zaten şuraya girip bir bakarsak Arbitrum 2.30 oldu. Yani 1 dolarlardan 1.20 dolarlarda falan kalmıştı bayağı bir. Şimdi 2.5 dolara geldi neredeyse. Bunun fiyatı arkadaşlar biraz daha da yükselebilir. Böyle 3-4 dolarları, 5 dolarları falan zorlayabilir. Tabii öyle 35-40 dolar falan olmayacak arkadaşlar. Öyle fantazilere girmeyelim. Ama yine de güzel bir şekilde yükselebilme ihtimali var. Bunun dışında arkadaşlar şurada Ethereum BTC grafiğini görebiliyorsunuz. Ethereum Bitcoin karşısında 2023 yılının başından bu yana sürekli bir düşüş içerisinde görüyorsunuz. Fakat arkadaşlar buradaki bu düşüş sonsuza kadar devam etmeyecekti. Bakın burada çat diye vurdu böyle tepesini. Yani arkadaşlar şu seviyelerden büyük ihtimalle 0.7-0.8 seviyelerine kadar falan çıkabilir. Yani tekrardan şuraları vesaire görebilir. Buraları görmesi dahilinde Ethereum fiyatının 3000-4000 dolar civarlarına kadar çıkması da olumlu olabilir arkadaşlar. Bunlar tabii ilerleyen zamanlarda olmasını planladığımız ve umduğumuz şeyler. Tabi dediğim gibi sadece Ethereum fiyatı değil, Ethereum içerisindeki ekosistemler de faydalanacak bundan. Bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar Ethereum Classic, Ethereum Name Service, ne bileyim işte Rocket Pool, Arbitrum vesaire. Yani Ethereum ekosistemindeki projeler de yükselecek. Bir de arkadaşlar bunlara ek olarak Ethereum'un staking olayı var. Şimdi Ethereum staking miktarı sürekli ama sürekli artıyor. Yaklaşık 30 milyon Ethereum'a kadar yükseldi. Toplam Ethereum arzının %25'lik kısmı neredeyse stake edilmiş durumda. Buradaki stake miktarının yavaş yavaş daha da yükseleceği düşünülüyor. Ethereum Foundation'da arkadaşlar Reddit ile yapmış olduğu bir soru cevap vardı. Buradaki sorulardan bir tanesi şuydu. Ethereum'un ekonomik güvenlik bütçesini yani staking oranını neye göre belirlediniz diye. Orada belli bir matematik var. Bu matematiğe göre yapmışlar. Yani yaklaşık yılda 2.5 milyar dolarlık bir staking ödülü ödeniyor stakerlara vesaire. Bu oranın Bitcoin için 10 milyar dolar civarında olduğunu söylemişler. Ethereum bazında da toplam Ethereum miktarının en az 1/4'ünün olması
iyidir demişler. Ve buradaki bu miktar çok çok yükselmemesi gerekiyor. Yani böyle %50'ye vesaire ulaşmaması gerekiyor diyorlar. Bununla alakalı da şöyle bir şey yazdılar arkadaşlar. Stake capping diye bir olay var. Bakın burada kendileri direkt bahsetmiş. Yani ne demek bu? Belli bir kapasite koyacaklar arkadaşlar. Örnek veriyorum, diyecekler ki işte 40 milyon adet Ethereum'a ulaşınca artık stake edilemez hale gelecek. Ve staking ödül oranlarını düşürecekler. Örnek veriyorum, şu an %3, %4 veriyorsa %0.5, %1 verecek ki insanlar buraya stake etmek istemesin. Peki o durumda ne olacak arkadaşlar? İşte o durumda devreye Eigen Layer girecek. Çünkü Eigen Layer'ın mantığı şu. Sizler Ethereum'larınızı stake ediyorsunuz. Stake ettikten sonra üzerine arkadaşlar burada da bir tekrar restake ediyorsunuz. Yani ekstra bir yield kazanıyorsunuz buradaki stake miktarınızdan. Bakın şu an Eigen Layer'de 1.7 milyar dolar değerinde bir TVL var. Eigen Layer önümüzdeki 2 hafta içerisinde vesaire tekrardan depozitleri açacak ve insanlar buraya depozit edebilecekler tekrar arkadaşlar. 3 tane yeni token ekleyecek. Buraya LCT ekleyecek. Şuradaki bu coin'leri ekliyor. İşlemler 29 Ocak tarihinde başlayacak. 2 Şubat tarihinde de kapanacak. Yani tekrardan böyle bir imkan verilecek. Stake etmek isteyen bunları da stake edebilecek. Buradaki bu oranlar arttıkça da Ethereum'un utility'si artacak ve insanlar daha fazla yield kazanabilecek. Tüm bunlar arkadaşlar, tüm bu anlattığım şeyler Ethereum'un fiyatına olumlu yönde etki edecektir. Çünkü bu arkadaşlar herkesin beklediği bir şeydi. Piyasalarında biraz yükselmesiyle beraber önümüzde Bitcoin halving var. Bir de faiz oranlarının inmesini bekliyor herkes. Fed çıkıp faiz oranlarını işte şu kadar puan indirdik dediği an tüm kripto piyasalarına ve yatırım piyasalarına para girmeye başlayacak. Bunlarla beraber de buradaki fiyatların çok daha yüksek seviyelere gideceğini göreceğiz. Yani demem şu ki arkadaşlar, önümüzde çok çok güzel günler bizleri bekliyor olabilir. O yüzden kendimizi buna göre pozisyonlandırmakta fayda var diye düşünüyorum. Genel olarak videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Hem Ethereum'u hem de Ethereum ekosistemini çok çok yakından takip etmek ve gelecek olan airdropları da takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Ethereum ağındaki Layer 2'lerden baya güzel airdroplar gelecek. Starknet'tir, ZKSync'tir, işte Manta'dır, Linea'dır vesaire. Bu airdroplar da Ethereum'un daha değerli olmasıyla beraber daha çok para edecektir. O yüzden arkadaşlar tüm dikkatimizi buraya vermemizde fayda var. Videomuzu izlediğiniz için çok ama çok çok teşekkür ederim. Videoyu kapamadan önce bir beğeni atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin beğenileri inanılmaz fayda sağlıyor kanala. Ve bizler de daha fazla insanlara ulaşabiliyoruz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.